Her şeye ağlayın mantığı yani çok çok anormal. Bu Mekke müşriklerinde olan, daha eski devirlerde Sümer müşriklerinde olan bir sistemdi. Hatta Sümerler'de ağlamak için adam tutarlardı ölü evinde. Çok yaygındır. Hatta günümüzde bile özel olarak ağlayıcılar tutuluyor. Yani bu çok samimiyetsizce Allah'a karşı güven olmadığını gösteren bir hareket. Yani Allah'ın yaratmadığını düşünüyorsa bir insan ağlar. Ama Allah korkusuna ağlamak ayrıdır. Heyecandan ağlamak ayrıdır. Ama bu niye böyle oldu diye ağlıyorsan bu şirktir. Dolayısıyla her gün ölenler oluyor. Her gün ağlayın diyorsunuz. Her gün hastalanan oluyor. Her gün matem tutun diyorsunuz. Matem ruhu Müslümanlıkta yoktur. Haramdır, günahtır. Dolayısıyla şirk olan bir şeyi ibadet gibi anlatmak yanlış. Ya kardeşim bu matem kafası, bununla ilgili bir yazı yazalım da biz. İnşallah hocam. Müşriklerin matem anlayışı diye. Böyle bir yazı hazırlayayım ben. Tamam. Bu kitap olabilir mi? Kitapçık olabilir. Evet, inşallah. Kitapçık olarak onu bir hazırlayalım. Çünkü durup durup aynı şeyi söylüyor. Dedem öldü diyor, niye eğleniyorsunuz? Falanca hastalandı, niye eğleniyorsunuz? Falanca yerde insan öldü, niye eğleniyorsunuz? Ya kardeşim delirdin mi sen? Her gün insan ölür. Dünyadayız biz, imtihan ortamı. Her gün hastalanan olur. Ve matem nereden çıkarıyorsun? Kur'an'da yok. İslam dininde böyle bir anlayış yok. Ama müşriklikte var. Totem anlayışında, totemik inançta var. Pagan dinlerinin özelliği. Ama İslam'da böyle bir şey yok. Sen putperest inançtaysan o ayrı. O zaman saygı duyarım. Bir şey diyemem. Ama Müslümanım diyorsan neye göre bu yanlış kafayı, bu şirk kafasını geliştiriyorsun? Bunu anlamak bayağı zor. Putperestler dönemindeki bu ağıt ruhu ölü evinde yapılan ağıtlar özellikle buna ait hem resimler hem belgeler bunları bir toplayın. Tamam. Bütün pagan kavimlerden örnekler toplarsak iyi olur. İnşallah. İşte Asurlar, Hititler hepsinden. Firavun devri. O devirde mesela ölüye nasıl matem yapıyorlar. Kabartmalar var, resimler var. Veyahut yazılı, çivi yazılar üstünde de bu konular anlaşılıyor. Belgeli anlatacağımız için bu tip dokümanlara ihtiyacım var. Onlar bana bir önden bir gelsin. İnşallah. Kur'an ayetlerinde bir toparlayalım. Bazı konuda çok yanlış anlıyor. Peygamberimiz tamam oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözyaşı döktün. Ama ne kadar? 1-1,5 dakika kadar. Sen de mi ya Resulallah dedi. Hatta şaşırdılar. Sen de mi ya Resulallah? Bitti o kadar. Günlerce böyle pagan töreni gibi ağlamalar Müslümana yakışmaz. Anormal bir hareket bu. Allah'a isyan kokan hareketler. İnşallah. İbn Abbas radıyallahu anhüm Resulullah ferman buyurdu. Yas tutma cahiliye işlerinden biridir. Yani müşrik adetlerinden biridir yas tutmak. İbni Ömer radıyallahu anhüm anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam beraberinde yüksek sesle ağlayan bir kadın bulunan cenazeyi takip etmeyi yasakladı. Yani bu cenazeyle muhatap olmayın diyor. Çünkü şirk var. Bir Müslüman yapacağı bir şey değil. Cerir Mevla Muaviye anlatıyor. Hazreti Muaviye radıyallahu anhü Humus'ta halka hutbe verdi. Hutbesinde Resulullah aleyhissalatü vesselam yas tutmayı yasakladığını söyledi. Mısır'da önemli bir kişi öldüğünde ölü evinin kadınları başlarına, yüzlerine çamur sürerler. Elbiselerine, vücutlarına iple sardıktan sonra bak elbiselerini vücutlarına iple sardıktan sonra çıplak
göğüslerini döverek dolaşırlardı. Çıplak göğüslerine vuruyorlar. Eski Mısır'da. Buna benzeyen adetler Asurlarda, Perslerde, Greklerde ve Romalılarda da vardı. Yani ölü olduğunda veyahut birisine bir zarar geldiğinde yas tutma, ağlama, dövünme bütün müşrik putperest kavimlerde var. Yahudilikte de matem çeşitleri var. Elbiseyi yırtma, çula sarılma, yere oturma, başa kül serpme, kül üzerine yatma, bedeni kesme, saç yolma, ağlayıp dövünme gibi adetler. Bunlar da Yahudilikte var. Eski Yahudi adeti. Bu, o da onlarda putperestlik döneminden kalma adetler. Dolayısıyla Müslüman böyle müşrik putperest adetlerden kaçınacak. Haramdır, günahtır. Yani bunu kutsal bir şeymiş gibi durup durup bize ikide bir anlatmalarının alemi yok. Biz müşrik olmadığımıza göre, onlar da müşrik olmadıklarına göre müşrik adetlerini savunmalarının bir mantığı yok. Bak çok açık söylüyor. İbni Abbas radıyallahu anhüm anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ferman buyurdu. Yas tutma cahiliye işlerinden biridir. Putperest adetidir diyor. Peki neyini savunuyorsunuz o zaman bunu? İbni Ömer radıyallahu anhüm. Resulullah aleyhissalatü vesselam beraberinde yüksek sesle ağlayan bir kadın bulunan cenazeyi takip etmeyi yasakladı. Yani o cenazeyle muhatap olmayın diyor. Bağıran çağıran varsa o cenazeye gidilmez. O cenazeye takip edilmez. Peygamberin yasağı var. Mesela Firavun kavminde ölü evinin kadınları başlarını yüzlerine çamur sürüyorlar. Başlarına ve yüzlerine çamur sürüyorlar. Ne zaman? Firavun kavmi devrinde. Eski Mısır'da. Elbiselerini, vücutlarını iple sardıktan sonra çıplak göğüslerini dövüyorlar. Bak halen ne var öyle göğüslerini vurarak değil mi ağlayanlar böyle böyle. Bu tarzda diyor yas ve dövünme ve ağlama adetleri Asurlarda, Perslerde, Greklerde ve Romalılarda da vardı diyor. Bunun kutsal bir yönün olmadığını, müşrik adeti olduğunu görüyoruz.